ister kızın ister darılın. Muhalefet başarılı işler ortaya koymadığı sürece de isimlerden bağımsız olarak biz bizi temsil etmekle yükümlü olarak oraya gönderdiğimiz insanları eleştireceğiz. Çünkü bizi temsil etmiyor. Niye? Bakın şimdi bir şey göstereceğim size. Değişim. Değişim tartışması sürüyor. Ya değişim biraz evvel de bitsin. Çünkü gerçekten memleketin derdi büyük. Bakın bir tarafta değişimciler. İşte Bülent Tezcan'ı, Ekrem İmamoğlu'su, Tanju Özcan'ı, Özgür Özel'i, Tunç Soyer'i böyle bir ekip. Değişim istiyoruz CHP'de diyor. Bir de bu taraf var. Mücadeleciler dedik biz onlara. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Öztürk, işte Sayın Kaftancıoğlu, Bülent Kuşoğlu daha bir sürü isim var. Elbette arkalarında kendilerini destekleyen isimlerle beraber bir mücadele içerisindeler. Yani bir değişim, değişimciler, mücadeleciler ya da değişimciler işte tutunanlar ne derseniz adına siz nasıl koyarsanız. Şimdi şu tartışmanın içerisinde böyle top gibi kim oynuyor biliyor musunuz? Millet. Bir sabah uyanıyorsunuz, bizim gündemimizin şu olması gerekiyor ki konuşuyoruz da zaten. Yani bütün neredeyse bülten ekonomiyle dolu, insanların yaşadığı sıkıntılarla dolu ama onların derdi o değil. Yani biz programlarını bilmiyoruz ama muhtemelen her biri şu an şu toplantıları yapıyorlar. İşte kurultaya gidiyoruz, ilçe ilçe kimin delegesi fazla, kimin işte oradan daha fazla delegesi çıkar il kongresine. O il kongresinde kimi nereye getirelim de delegeyi alalım, oradan da gidelim ülkenin işte şey partinin genel kurulunda biz seçilebilir hale gelelim. Gemiyi işte güvenli limana yanaştıracakmış Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede şu sorumluluğa sahip olduğunu unutmamalı. Gemi dediği şey sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi geminin içinde bir kamera. Asıl mesele geminin güvenli limana, ülkenin güvenli limana yanaşmasıydı. Bunun peşine koşmalısınız. Lütfen artık gerçekten çok hani şu değişimciler, koltuğu tutmaya çalışanlar falan biz bunlar barışın, anlaşın, öpüşün, koklaşın, memleketin sıkıntılarını gündeme getirin. Orada çıkıp işte 3 tane bir basın toplantısı düzenledim. Çok zam yaptı. Ben de söylüyorum aynı şeyi. Sizin daha farklı bir şey yapmanız gerekiyor siyasetçi olarak. İnsanların yaptığınız işlerden etkilenmesi gerekiyor. Çünkü etkilenmezlerse bir siyaset stratejisi yoksa kaybediyorsunuz. Konuyu koyalım. Ama polemikler devam ediyor. Bakın size haftanın bir polemiğini göstermişim. Ne tartışıyorlar? Bir tarafta Sayın Faik Öztürk, parti sözcüsü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti sözcüsü. Arkadaşlar hatırlayamadım ama 6 dönem milletvekili mi Sayın Öztürk? 6 dönem milletvekili. Partinin her dönem neredeyse yönetiminde. Kendisi devletli bir ailenin zaten işte temsilcisi. Orada. Burada da Tanju Özcan. Bolu Belediye Başkanı. Diyor ki basın toplantısında Sayın Öztürk, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün. Şimdi polemik. Tanju Özcan cevap veriyor. Bolu'daki en büyük sorun sorun olmayışıdır diyor. Bolululara bir sorar mısınız? Yani Sayın Öztürk'le ilgili ne düşünüyorlar? Sayın Tanju Özcan'ın açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorlar? Ya konuya bakar mısınız? Yerel seçimler geliyor. Yerel seçimler. Şu fakirlikle bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, kazanılan Antalya Büyükşehir Belediyesi. Son 5 yıldır Türkiye fakirleşiyor. Bu belediyeler şu an siz hala bu genel seçimde %50'nin üzerinde bir oy alarak bu belediyelerin olduğu şehirlerin genelinde hala önde görünüyorsanız bu yoksullaşma sürecinde bu belediyeler ellerindeki kaynakları yoksullukla mücadeleye harcadıkları için bir miktar bunu görüyorsunuz. Sizin tartışmanız bu. Ya gerçekten yakışmıyor. Olacak iş değil. Bir kere daha cumartesi sabahı yani bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Bir de Öztürk bu hafta gene bir şey daha söyledi. Saray Tanju Özcan'ı savunuyor. İplerin kimin elinde olduğu belli. Bu ülkede siyaset yapacaksanız şöyle yapacaksınız. Dış güçler illa yabancı güçler olmak zorunda değil. Sizin dışınızdaki bütün güçler güç. Hemen birine yaftalarsınız. Dış güçler yürütüyor Tanju Özcan'ı dersiniz. Kuru arttırıyor dersiniz. Ya da parti için muhalefet varsa dış güçler, o güçte saray olur. Bilmem ne olur. Böyle tartışmaların içerisinde kaybolup gideriz. Haftanın polemiği buydu. Faik Öztürk parti, yani şunu demek çok zor değil ki. Ya var bir tepkisi. Bizde haklı olduğu taraflar var. Gelecek parti meclisinde dinleyeceğiz. Kendisini teşekkür edeceğiz. Böyle bir şey başlattığı için. Ama hani bizim bakış açımız farklı dersiniz. Geçer gidersiniz. Zaten o yürüyüş de sonuna gelmek üzere. Bakın Tanju Özcan Ankara sınırları içinde.
Asfaltta yürüdüğümüz için hissedilen sıcaklık 45 derece civarında. Ama buna rağmen dirençli bir şekilde sabahtan beri yürümeye devam ediyoruz. Hava çok sıcak ama ısrarla yürüyor. Değişim isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara yolunda. Hedefi CHP Genel Merkezi. Üzüntülü bir haberim var. Ankara il sınırına an itibariyle girdik. Seçim öncesi başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eleştirileri ve söylemleri çok tepki çekti parti içinde. Kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Seçim sonrasındaysa değişim diyerek yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Talepleri genel merkezde karşılık bulmayınca yürümeye karar verdi. Adımlarına Bolu merkezden başladı. 3 Temmuz'dan bu yana yürüyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı. Ankara il sınırına an itibariyle girdik. Bir aksilik olmazsa da çarşamba günü saat 17 sularında genel merkezin önünde olacağız. Bilinen bir söz vardır. Yollar yürümekle aşınmaz. Ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım. Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Sabahtan beri yürümeye devam ediyoruz. Özcan adımlarını atarken genel merkezle polemiği de sürdürüyor. Kulislere genel merkeze alınmayacağı yönünde haberler yansıdı. Özcan'ın tepkisi sert. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız. Bay Kemal, orası Atatürk'ün halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları. Bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz. Polemiklerin gölgesinde Özcan'ın haftaya çarşamba günü genel merkezde olması bekleniyor.